Ülkemizde her 8 kadından birinde görülen meme kanseriyle ilgili Bodrum Clinic International Tıp Merkezi doktorlarından Doçent Doktor Cengiz Kayahan önemli açıklamalar yaptı. Kayahan, günümüz koşullarında meme kanserinden erken tanı ile memeyi kaybetmeden rahatlıkla kurtulabileceğini anlatarak kanserden değil, geç kalmaktan korkmak gerek, dedi. Bir, 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla Kent Haberi açıklamalar yapan Clinic International Tıp Merkezi doktorlarından Doçent Doktor Cengiz Kayahan, meme kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Akciğer kanserinden sonra en sık görülen bu kanser türünün etkilerini ortadan kaldırmak için gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Kayahan, sözlerine şöyle başladı. Öncelikle herkese selam ve sevgiler, sağlıklı günler dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Ben Doktor Cengiz Kayahan, genel cerrahi doçentiyim. 2004 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden emekli oldum ve o gün bugündür mesleğimi serbest olarak icra etmekteyim. Özellikle ilgilendiğim konular arasında meme cerrahisi bulunmakta ve bu konudaki her günkü yaklaşımları, her günkü gelişmeleri yakından takip etmekle en azından günümüzde çok önemli olan meme kanserinin insanlarda yapmış olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Meme kanserine farkındalığı sadece 1-31 Ekim arasına sıkıştırmanın mümkün olmadığına da işaret eden Doçent Doktor Cengiz Kayahan sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi tabii sadece bunu 1-31 Ekim arasına sıkıştırmak mümkün değil. Bu hayatımızın bir parçası artık ama önemini vurgulamak için en azından kanserden kurtulmanın yollarını araştırmak için böyle bir Sağlık Bakanlığımızda hatta bütün dünyada böyle bir kampanya başlatılmış vaziyette. Meme kanseri en sık görülen kanserler arasında gözlenebiliyor. Dünyada akciğer kanserlerinden sonra ikinci sırada. Ancak şöyle bir güzel bir haber de var. Meme kanserini erken yakaladığımız zaman artık ölüm riskiyle karşı karşıya kalmıyoruz. Eskiden çok ölümcül giden bu hastalık artık bizim kolaylıkla üstesinden gelebildiğimiz erken evrede yakaladığımız takdirde basit hastalıklar arasında. Ama tabii basit deyip de göz ardı etmek söz konusu değil. Günümüzde genetik eğilimi olmamaksızın yani sülalesinde veya yakınlarında herhangi bir meme kanseri olmadan her 8 kadından birinde meme kanseri görülme riskinin yüksek oluşu, olma olasılığının oluşu bu konunun önemini bir kez daha vurguluyor. 8'de 1 dediğiniz zaman hani çok düşükmüş gibi geliyor ama %12,5 tıbbi literatürlerde çok yüksek bir orana tekabül etmekte. Şöyle bir parabol gidiyor. Eğer sülalede bir kişi varsa bu 4'te 1'e düşüyor. Eğer sülalede yani yakın kan bağı olan kişilerde 2 kişi varsa bu 5 katına kadar çıkıyor. Yani %65 oranlara kadar geliyor. Tabii bunu yalnızca genetik faktörlere mi bağlamak lazım? Hayır. Yaşadığımız ortamda teknolojik gelişmelerle, işte olumsuz yaşam koşullarıyla, çevre şartlarının değişmesiyle genetik olmadan da gelişebilen bir kanser tipi. Bu beslenme özelliklerine ve yaşam koşullarına bağlı olarak da gelişebiliyor. Ama burada vurgulamak gereken en önemli şey, konuşmamın başında da söylediğim gibi, eğer erken yakaladığımız takdirde meme kanseri artık bugün tedavisi son derece basit olan kanser tiplerinin arasında yerini almakta. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki tarama yöntemleri sayesinde meme kanseri artık günümüzün korkulan bir hastalığı olmaktan çıktı. Hatta ve hatta eskiden hani alışılagelmiş olduğu şekilde meme kanseri geçiren hanımlar memelerini kaybediyorlarken bugün meme kanserine yakalanan kişiler erken yakalandığı takdirde memeleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde yaşam şansına kavuşabiliyorlar. Ama tabii ki bunların temel bir kuralı varsa, bu kural da kanseri erkenden yakalamak. Onun için takip, önemini vurgulamak, bunlar çok önemli kriterler. Hele ki ailede böyle bir eğilim söz konusuysa, yani aile yapısı varsa, genetik eğilim söz konusuysa bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Meme kanserinin erkeklerde de görülen bir hastalık olduğuna da vurgu yapan Kayahan, şu ifadelere yer verdi. Ne yazık ki erkeklerde de görülebilen bir kanser tipi bu. Şöyle de bir vurgulayıcı noktaya dikkat çekmek lazım. Erkeklerde 100 kat daha öldürücü çünkü koruyucu bir doku söz konusu değil. Fark edildiği takdirde geç olmuş olabiliyor, yayılmış olabiliyor. Onun için erkeklerin de çok küçük bir nüansla daha dikkatli olmaları gerekir. Yani meme dokularına herhangi bir
anormallik hissettikleri zaman derhal doktorlara gitmeleri gerekir. Bodrum Clinic International Tıp Merkezi doktorlarından doçent doktor Cengiz Kayahan, meme kanserinin tanısı konusuna da değinerek şu uyarıları yaptı. Bununla nasıl mücadele etmek gerekir geldiğimiz zaman, işte bu ay vurgulamak istediğimiz nokta bu. Nasıl olsa ben mememde bir şey hissetmiyorum, ailemde bir şey yok demek asla ve asla koruyucu değildir. Dolayısıyla her kadın, cinsel yaşamı olan her kadın, ailesel geçmişinde böyle bir hikayesi söz konusu olduğunu varsayarsak, cinsel yaşamı olmasa da belirli yaştan sonra belirli periyotlarla mutlaka muayenelere gitmesi gerekir. Şöyle bir yanlış algılama var. Sanki bazı teknik yöntemleri meme kanserinin tanısının konmasında tek başına yeterli gibi geliyor ama ben mesleki tecrübemle bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Meme kanserinin tanısı bir bütün halinde, bir ekip çalışması olarak konulabilir. Bunun da ilk sırasında fiziki muayene gelir. Fiziki muayene tanının konmasında ya da şüphenin oluşturulmasında en önemli faktörlerin başındadır. Fiziki muayeneye bağlı kalarak diğer istenecek diğer tetkiklere yön vermek söz konusudur. Bunlar da işte muhtelif ultrasonografik, mamografik, MR veya diğer yöntemler, şüpheli olunduğu vakalarda biyopsi gibi yöntemlerle gerçek tanı konulabilir. Böylece erken hamle yapılacaksa, erken hamle yapılır ya da takip edilecekse yapılması gerekir. Ama buradaki önemli nokta şu, seni de en az iki kere memenin fiziki muayenesini ben mesleki tecrübeme bağlı kalarak önemli ve şart olarak düşünüyorum. Hastalarıma da bunu tavsiye ediyorum. Günümüzde memeyi kaybetmeden meme kanserinden kurtulmanın mümkün olduğunun da altını çizen doçent doktor Cengiz Kayahan açıklamasını şu sözlerle noktaladı. Kanserin önüne geçme şansımız söz konusu değil. Yani kanser gelişimini belki engelleyemeyiz ama kanserden korunmak mümkün. Yani daha doğrusu kanseri tedavi etmek, kanserin üstesinden gelebilmek mümkün. Günümüzde evre 1 ve 2A tipi kanserlerde gerçekten meme koruyucu cerrahiler yaparak başında da söylemiş olduğum gibi hem memeyi hem kişinin sağlığını koruma şansına sahibiz. Bunun için de erken yakalamanın yöntemi fiziki muayenelerdir. Şimdi yani günümüz sağlık koşullarında artık sağlık organizasyonları hemen hemen halkımızın her tarafına yayılmış vaziyette. Bu nedenle de ben kendi kendine muayeneyi pek öngörmüyorum. Çünkü hakikaten kişi memesinde olan değişikliği çok geç fark edebilir. Bu nedenle de periyodik muayenelerin çok daha yerinde olduğu kanaatindeyim. Eğer erken yakalandığı takdirde meme kanserinden kurtulmak mümkün. Meme kanserini önlemek söz konusu bile değil. Buradaki en önemli can alıcı nokta da şu, kanserden değil geç kalmaktan korkmak gerek. Çok teşekkürler hocam. Rica